Arkadaşlar merhabalar, bu videomda sıfır geometri kampında dik üçgen konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bu dersimizde Öklit bağıntılarını işleyeceğiz seninle birlikte. Evet, Öklit bağıntılarını şöyle hemen bir bakalım, sayfa numarasını bulalım kitabımızda. Sayfa numarası 32'nin sağ tarafı, 33, 34 ve 35'i işleyeceğiz seninle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öklit bağıntılarının ispatı aslında benzerlikten çıkıyor. Benzerliği görmediğimiz için bunun ispatını yapmayayım. Toplamda epi topu 3 tane Öklit bağıntısını bilmeniz sizin için yeterli. Diğerlerini bilmeseniz de rahat bir şekilde sonuca ulaşırsınız. Şimdi dikten dik çizilirse, ne zaman? Dikten dik çizilirse Öklit'i uygulayabiliriz. Dikten dik Öklit. Öklit bağıntılarında 3 tane Öklit bağıntısı dedim. Bir H'a ait, bir C'ye ait, bir de B'ye ait. Bak, büyük dik üçgendeki yükseklik, hipotenüse ait yükseklik. Ya da büyük dik üçgendeki sol taraftaki kenar, ya da büyük dik üçgendeki sağ taraftaki kenara ait Öklit bağıntıları var. Evet, H'a ait Öklit bağıntısı H kare eşittir P çarpı K. Tam ortadan bölüyor ya, P çarpı K diye çarpımına eşit. Sonra sol taraftakine dayalı, yani B karede neye eşitmiş arkadaşlar? B karede sağ tarafta ya, sağa dayalı olacak. Şu çarpı tamamı, yani K çarpı P artı K şeklinde olacak. Peki C kare neye eşit olacak? O C karede sol tarafta sola dayalı, yani P çarpı P artı K şeklinde olacak. İşte bu üçünü bildiğin zaman yeterli. Bir de B kare bölü C kare K bölü P'ye eşit. Bunu şimdilik bilmesen de ilerleyen zamanda bu işi benzerlikten yapacağın için, hani sıkıntı yaşadığın zaman alfabeteye dal, benzerlikten çıkart diye söylüyoruz zaten. O yüzden hiç bu bilgiye gerek yok. Ama bir de H çarpı P artı K ya da şöyle diyelim. Bir dik üçgende şurası, şurasına ne diyelim? H diyelim şurası. Ondan sonra burası X, burası da B ve C olsun yine. C ve B olsun. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli, sadece yükseklik eksikse şu şekilde bir formül var. X çarpı H, B çarpı C'ye eşit. Nereden geliyor? Üçgenin alanından geliyor. Üçgenin alanı X çarpı H bölü 2 değil mi? Evet. Öbürü de dik kenar, aynı zamanda dik üçgenin alanı B çarpı C. Yani dik kenarlar çarpımının yarısı değil mi? Evet. B çarpı C bölü 2. Bölü 2'ler gidince x çarpı h b çarpı c'ye eşit oluyor. Yani bunu ezberlemene gerek yok. Alandan kendin zaten bunu yapabilirsin. Senin bilmen gereken bu h kare pk, b kare sağ tarafta sağa dayalı, bir de c kare sol tarafta sola dayalı olduğunu bilmen Öklit bağıntılarını çözmeni sağlar. Rahat bir şekilde yapmanı sağlar daha doğrusu. Hadi bakalım, gerçekten de öyle mi? Dikten dik çizilmiş Öklit var. X'e ait Öklit bağıntısı x kare eşittir şu sağlı sollu 3 çarpı 12 x kare eşittir 36 yapar ve x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Örnek 31 6 çıktı. Geldik örnek 32'ye. Dikten dikilmiş hemen Öklit bağıntısı var. Yalnız şu hatayı sakın yapma. Bir dik üçgende hocam Öklit yok ya, dikten dik ineyim Öklit oluşturayım. Bu bir ek çizim tekniği değildir. Sakın bunu yapmayın. Ha, bazen dik çizdiğimiz durumlar oluyor. O ayrı bir konu ama dik üçgende dik çizip de Öklit bağıntısı oluşturayım deme. Dikten dik çizilmişse Öklit bağıntısı uygulanır. Tamam. Şimdi burada dikten dik çizilmiş Öklit bağıntısı var. Hemen sol tarafta sola dayalı Öklit bağıntısını yapacağım. 6'nın karesi eşittir 3 çarpı x değil. Dikkat. Tamamı 3 artı x'e eşit diyeceğiz. 36 ile 3 sadeleşince 12 kalır. 12 eşittir 3 artı x'ten. X'i de böylelikle 9 olarak buluruz. Yani cevap 9 çıktı 32. soruda. Geldik 33'e. Dikten dik çizilmiş. Evet, büyük dik üçgende şu kenar verilmiş. O zaman bu kenara ait Öklit bağıntısı. Yani bu kenara dayalı. Yani aşağıya dayalı. Şu çarpı tamamı. 4 köküçün karesi eşittir. Yani illa böyle sağlı sollu olmak zorunda değil. Dik verilip dikten diki böyle çizebilirler. 4 köküçün karesi bu tarafa dayalı. X çarpı x artı 2 olacak. Yani bu kaç yaptı? 48 yaptı. X çarpı x artı 2. Normalde böyle dağıtıp çarpanlara ayırarak yapabilirsiniz ama burada da biraz hissedebilirsiniz. Orada çarpanlara ayırmada da zaten çarpanlarını hissederek yapıyorsunuz ya. Bence direkt burada hissedin. 48 neyle neyin çarpımı? Mesela 12 ile 4 dersiniz. 12 derseniz 12 ile 4'ün çarpımı. 4 derseniz burası 12 oluyor mu? Olmuyor. Başka 48 6 ile 8'in çarpımı. X yerine 6 yazdığımızda burası 8 yapıyor mu? Yapıyor. 6 kere 8 48 oldu. Sağlaması tuttu. Yani x böylelikle kaç oldu? 6 oldu diyebiliriz. Tamam. Bu şekilde de bazen çarpanlar ayırmada da hissetme yöntemini uygulamak lazım. Geldik örnek 34'e. Şimdi ne demiş? 1 verilmiş, 2 kök 5 verilmiş, bir de AD ile AC birbirine eşit verilmiş. Yani şunu da şu birbirine eşit verilmiş.
E hocam ikizkenar üçgende tabana ait yükseklik. Bak bu bir ikizkenar üçgen değil mi? İkizkenarda tabana ait yükseklik. Tabanı ne yapıyordu? İki eş parçaya bölüyordu. E ben burada dikten dik çizilmiş Öklit bağıntısını uygulayabilirim. X'in karesi sol, sağ tarafta sağa dayalı yapabilirim ama öncelikle şuradaki A değerini bulmam lazım. O yüzden burada iki bilinmeyen oluyor. Öncelikle A'yı bulacak şekilde bir Öklit bağıntısı. Dikten dik çizilmiş ve buradaki 2 kök 5 var ya. Yani 2 kök 5'in karesi şu ikisinin çarpımı değil miydi? Böyle. Hocam o zaman yazalım. 2 kök 5'in karesi eşittir A çarpı A artı 1. 2 kök 5'in karesi 4 çarpı 5'ten 20 eşittir A çarpı A artı 1 ya. Yine hisset. Ayırıp da çarpanlara ayırma da hissedeceğini burada hisset. 20 neyle neyin çarpımı? 4 ile 5'in çarpımı. A yerine 4 koyarsam burası 5 yapar mı? Yapıyor. Demek ki A 4 çıktı. A 4 çıktı. Sonra burada da ne hikmetse şunu yapıyorsunuz. Hocam x'in karesi bu çarpı tamamı. Gerek yok kardeşim burada artık. Sen A'yı burada 4 buldun ya. Yani her zaman dikten dik çizildiğinde Öklit bağıntısı uygulamak zorunda değilsin. Mesela burada x'i bulurken şurada bir dik üçgen var. Dik üçgenin kenarları da belli. Pisagor bağıntısından bulabilirim. X'in karesi 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesine eşit olur. Yani x kare eşittir 16 artı 4 çarpı 5 20 36 yapar. X kare 36 ise x de böylelikle 6 çıkar. Örnek 34 6 oldu. Geldik örnek 35'e. Soruda şöyle oranlamalar verilmiş. Hemen buraya 3K buraya da 2K yazalım. 2K'ya 3K'yı yazdıktan sonra dikten dik çizilmiş Öklit bağıntısı var. Hemen Öklit'i uygulayacağım. X kare 2K çarpı 3K dersem 2 bilinmeyen çıkıyor. Bunu sonra bakalım. O zaman 3 kök 5'e dayalı bir Öklit bağıntısı yapalım. Yani 3 kök 5'in karesi bu sağ tarafta sağa dayalı olacak. Yazıyoruz 3 kök 5'in karesi neye eşittir? 2K çarpı tamamı. 2K çarpı 3K değil tamamı olacak. Yani 5K olacak. O zaman burası 9 çarpı 5'ten 45 çıktı. Eşittir 10K kare yaptı. 5'e bölsen 9, 5'e bölsen 2. O zaman K kare buradan 9 bölü 2 yapar. Yani K'yı buradan kök 9 yani 3 bölü kök 2'den kök 2 eşleniyle çarparsam 3 kök 2 bölü 2 olarak bulurum. Evet bizden ne isteniyor? X. E, hocam X'e ait Öklit bağıntısı yapmadan şurada direkt Pisagor bağıntısı var mı? Var. 2K lazım bana. E o zaman 2K'ya bakalım. 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'den burası 3 kök 2 geldi. Yap Pisagor'unu bakayım burada. X kare neye eşittir? Karesi eksi karesi. Ya kısa yoldan da yapabilirdik ama neyse. 3 kök 5'in karesi eksi 3 kök 2'nin karesi yaptı. O zaman burası x kare 45 eksi kaç çıkıyor? 18 çıkıyor. 9 çarpı 2'den. E o zaman burası x kare ne çıktı? 27 çıktı. X de böylelikle nedir? Kök 27'dir. 9 çarpı 3 ya yani 3 kök 3 mü çıkıyor cevap? Evet. Cevabımız böylelikle örnek 35'te 3 kök 3 çıkar. Geldik örnek 36'ya. Şimdi BH bölü EC isteniyor. BH bölü EC. Var mıydı formüller arasında? Bilmiyorum ama şöyle baktığımız zaman gerçekten ben de bilmiyorum arkadaşım. Evet B kare bölü C kare eşittir K bölü P diye B kare bölü C kare eşittir K bölü P diye bir formül var. Ama ben o formülü kullanmayacağım arkadaşlar. Arkadaşım bizden BH bölü HC isteniyor. Yani benden X bölü Y isteniyor. Arkadaş 2 kök 2'ye ait Öklit bağıntısı nedir? Hocam 2 kök 2'nin karesi neye eşittir? X çarpı X artı Y'ye eşittir. X çarpı X artı Y'ye eşittir. Yani buradan güzel bir şey geldi. Tamam. Bir de 4 var burada. 4'e ait Öklit bağıntısı da bu çarpı tamamı değil midir? Evet. 4'ün karesi de neye eşittir arkadaşım? 4'ün karesi de Y çarpı Y artı X eşittir. E benden ne isteniyor? BH bölü EC. X bölü Y isteniyor. Ben bunları taraf tarafa oranlarsam eğer bunlar gidiyor. BH bölü EC. X bölü Y çıkıyor mu? Çıkıyor. Formüle gerek var mıymış? Yokmuş. Yani X bölü Y 2 kök 2'nin karesi 8 bölü 4'ün karesi 16. X bölü Y'ye eşittir. O da 1 bölü 2 yapar. Gerçekten formüle gerek yok. Bak net bir şekilde bulduk bu cevabı bulduk. 36'yı bulduk geldik 37'ye. Arkadaş burada AH isteniyor bizden. Şimdi öncelikli olarak tamam daha özel kenarlı üçgenlere gelmedik ama Pisagor bağıntısından ben burayı bulabilirim. İşte 15'in karesi artı 20'nin karesi eşittir Y kare deyip sonuca ulaşabiliriz. Ama ben burayı biraz hızlı geçeyim. Normalde 3, 4, 5'in katı arkadaşlar 15, 20, 25 üçgeni BC 25. Tamam bir sonraki ders bunu öğreneceğim merak etme. Burası 25 benden X isteniyor. X'i bulmak için ne yapacağım? Hani alandan gidiyorduk. Bununla da ilgili formül vardı ama gerek yoktu. Bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hani ortaokuldan hatırlıyorsunuz. Ya da bir dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir?
15 çarpı 20 bölü 2 de alana eşittir. Ve bunlar birbirine eşittir. Bak bölü 2'ler gitti. Gerçekten 15 çarpı 20, 25 çarpı x'e eşit oldu. 5'e bölsen 5, 5'e bölsen 3. Bir daha 5'e bölsen 4 gitti. Yani x de böylelikle 3 çarpı 4'ten 12'ye eşit olur. Örnek 37, 12 oldu. Geldik örnek 38'e. Soruya direkt bakar bakmaz bir şey fark ettin mi? Hocam 3 tane eşitlik var. Yani muhteşem üçlü var. Yani sen bunu böyle çizersen buradaki açı ne olur? 90 derece olur. E benden x isteniyor. Burada ne var arkadaşım? Dikten dik çizilmiş oldu. Bak dikten dik çizmek için çizmedim. Muhteşem üçlüden dolayı burası 90 oldu. Dikten dik öklet. E h yok ki, h kare p çarpı k'yı uygulayayım. E hocam Pisagor'dan h'ı bulup ondan sonra h kare p k'yı yapabilirim. Ona da gerek yok. Çünkü niye? Şu kenar var kardeşim zaten. Bu kenar 12. Sağ tarafta öklet bağıntısında sağa dayalı yapacağız. 12'nin karesi bu çarpı tamamı değil mi? Evet. 12'nin karesi 9 çarpı 9 artı x. Şimdi 144 9. Yani 12'nin karesi 144 eşittir 9 çarpı 9 artı x ya. Sen 3'e bölsen bu 9'a böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 9'a bölünüyor burası da. 144'ü bir 9'a bölsek bakalım. 1 kere 9 9 16 yapıyor. Evet. Şu bölme işlemlerini bir yapabilsem. Yani 16 eşittir 9 artı x oldu ve x de böylelikle kaç olur? 7 olur. Evet, örnek 38'i 7 bulduk. Dikten dik çizilince Öklid unutma. E 2 kök 6 verilmiş, x verilmiş, açılar eşit verilmiş. Kardeşim açılar eşit verilmiş. Bu açıların eşitliğini sen sonra da kullanacaksın. Şunlara bir alfa alfa de. E sonra ne diyeceğim? Bak burada bir dik üçgen var. Şurasıyla bu açının toplamı 90 değil mi? Evet. E o zaman şuraya beta dersem ya da 90 eksi alfa da diyebilirsin, fark etmez. Beta dersem ben şunu biliyorum, alfa ile betanın toplamı şuradaki dik üçgenden dolayı neye eşit? 90'a eşit. Aa, alfa artı betayı 90 buldum ya. Bak burada alfa ile beta yan yana geldi. Yani burası 90 oldu. Ve dikten dik çizilmiş oldu. Öklid. Burası 2 kök 6 verilmiş. BC'yi de 12 vermişler. E o zaman arkadaşlar ben şurayı bulurum. Burası verildiği için buraya ait öklid bağıntısı uyguluyorum. Şu çarpı tamamı. Ben x'i bulmak istiyorum ama ben buraya 12 ise buraya 12 eksi x demeyeyim. Ne diyeyim? Şuraya bir a diyeyim. A'yı bulursam x'i de bulurum. Evet, 2 kök 6'nın karesi neye eşittir arkadaşım? A çarpı tamamı. A çarpı 12 eşittir. Bu. 2'nin karesi 4 çarpı 6'dan 24 eşittir. A çarpı 12'den A'yı böylelikle 2 olarak buluruz. A 2 ise tamamı da 12 olduğundan, yani x artı 2, x artı 2 12'ye eşit ya. X de böylelikle kaç çıkar? 10 çıkar. Evet, örnek 39 10 çıktı. Geldik örnek 40'a. BH nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bu birim kareymiş. Birim karedeki bütün kenarlar bir birim değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim burası. 1, 2, 3. 3 birim burası. Hocam Pisagor bağıntısından burayı bulabiliriz. Şuraya da bir A diyeyim istersen. A kare de eşittir 3'ün 5'in hesabını yapalım. 9 artı 25'ten 34 çıkar. Yani A'yı da kök 34 olarak buluruz. E benden şu isteniyor. Bak burası da 90 derece. Dikten dik çizilmiş oldu ve H isteniyor benden. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli ve hipotenüs ait yükseklik eksikse alandan gidiyorduk. Alan dediğimiz şey taban çarpı yükseklik bölü 2, kök 34 çarpı h bölü 2. Aynı zamanda 3 çarpı 5 bölü 2 eşitti. Ya da 3 çarpı 5 kök 34 çarpı h'a da eşit diyebilirdin formülü biliyorsan. E buradan da h ne geldi o zaman? Bak bunlar bölü 2'ler gitti. Kök 34'ü öbür tarafa atınca bu taraf 15 ya. 15 bölü kök 34 mü çıkar? Evet, şıklarda ya bu vardır ya da kök 34 ile çarpılmış hali. 15 kök 34 bölü 34 de olabilir. Şıklarda hangisi varsa bu şekilde bırakmışlar. Ben de o şekilde bırakayım. Örnek 40'ı 15 bölü kök 34 buluruz. Geldik örnek 41'e. Şimdi arkadaşlar bak. Soruda ne var? Ben buradaki eşitliği kullanmak zorundayım. Eşitliği kullanmak demek ne demekti arkadaşlar? Orta taban. Sen orta tabanı böyle de oluşturabilirsin. Bak orta taban. Şunlar eşitken burada bir orta taban oluştu deyip öyle de yapabilirsin. Çok doğru. Sıkıntı yok. Ama biz hep orta tabandan nasıl alıştık? Eşitliğin olduğu yerden çizmeyle alıştık. İki ihtimalim var. Ya sağa çizeceksin ya aşağı çizeceksin. Üçgen oluşturan en mantıklıydı ya da karışık olan yere doğru en mantıklıydı. Yani buraya doğru çizeriz orta tabanı. Yani bu orta taban çizgisi paralel. Hatta burası K iken burası nedir? 2K. Paralel ya bunlar. O 90 ise burası da 90. Hatta bu orta taban çizgisi. Şurasıyla şurası da eşit olmak zorunda mı? Evet. Aa, burada ne oluştu? Bak dikten dik çizilmiş oldu. Yani öklit bağıntısı var. 6 var ya, şuraya da bir a dersem 6'nın karesi eşittir a çarpı 9. Hemen a çarpı 9'u kullanalım. 36 bölü 9'dan a'yı 4 buluruz.
A 4. E bununla da bu birbirine eşitti. Burası 13. X'e bak. X tamamı. 4 burası, 13 burası. 4 ile 13'ün toplamı yapar. Yani cevap 17 yapar arkadaşlar. Bakın eski bilgiler yine karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani sen burada eşitliği gördün diye bir kenar ortay çizersen bir işine yaramaz. Eşitliği gördüğün zaman eşitliğin mantığıyla ilgili ek çizim yapman lazım, değil mi? Evet, örnek 41. 17 oldu. Geldik örnek 42'ye. Soruya baktığın zaman karışık bir soruymuş gibi gözüküyor. HD bölü DC oranı isteniliyor bizden. Eyvallah. Yani şuraya X diyelim, buraya da Y diyelim. X bölü Y isteniyor. Ama soruya baktığımızda belli ki kardeşim şurada bak dikten dik çizilmiş. Dikten dik, öklit yok mu burada? Var. E o zaman öklit uygulayalım. Hocam 2'ye ait öklit bağıntısı var. Şuraya bir A dersem 2'nin karesi neye eşit? A çarpı X eşit. Yazdık bunu. Sonra bir de büyükte de dikten dik çizilmiş. Büyükte de öklit bağıntısı yok mu? Var. Bu sefer 6'nın karesi değil mi orası? Evet. 6'nın karesi bu dikin sağlı sollu ayırdığı yerler burası. Yani 6'nın karesi de A çarpı X artı Y'ye eşit. A çarpı X artı Y'ye eşit. E benden oran isteniliyor. E oran isteniliyorsa oranla kardeşim. Oranladığın zaman 4 bölü 36 eşittir. Bak A'lar gitti. X bölü X artı Y yapar. Buradan sadeleşti. 9 yaptı. 1 yaptı. 9X neye eşit oldu? X artı Y'ye eşit oldu. 8x eşittir y'ye eşit oldu. Benden ne isteniliyor? X bölü y isteniyor. Arkadaş y 8x eşit değil mi? Evet, x bölü 8x. Yani cevap kaç yapar böylelikle? 1 bölü 8 yapar. Örnek 42, 1 bölü 8 çıktı arkadaşım. Geldik örnek 43'e. Hocam dikten dikler çizilmiş mi? Çizilmiş. Öncelikle bak h kare p k. Şu büyük dik üçgende kullanamıyorum. Ama şuradaki dik üçgende de ne var arkadaşım? Dikten dik çizilmiş. Yani burada bir öklit bağıntısı var mı? Var. Önce buna ait uygulayalım. Bu verilmiş, buna ait. Şuraya A diyeyim. 4'ün karesi eşittir A çarpı 2 değil mi? 16 bölü 2'den A'yı 8 mi buluruz? Evet, A'yı 8 bulduk. Şimdi burada büyük dik üçgende dikten yine dik çizilmiş mi? Evet. E o zaman şunun karesi bu çarpı bu değil mi? Aynen öyle. Bu verildiği için buna ait öklit bağıntısını kullanıyorum. 8'in karesi eşittir 4 çarpı x. Bitti gitti. 64 bölü 4'ten x kaç çıkar? 16 çıkar. Örnek 43'ü 16 bulduk. Geldik örnek 44'e. 6 var, 2 kök 6 var. Pisagor bağıntısından burayı bulurum ama sonrasında güzel bir şey gelmiyor. Şimdi dik üçgenlerde bir x'i bulmak için ne yapıyorduk? Genelde dikdörtgen oluşturuyorduk değil mi? E o zaman şurada bir dikdörtgen oluştursak. Bak dikten dik çizmek için yapmadım bunu. Şurada bir dikdörtgen oluşturdum. Dikdörtgeni oluşturunca şöyle dikdörtgeni oluşturdum. 6 ise burası 6. 2 kök 6 ise burası da 2 kök 6 çıktı mı? Çıktı. Burada dikdörtgen oluşturunca dikten dik çizilmiş oldu. Yani öklit var. E o zaman şunun karesi bu çarpı bu değil mi? 2 kök 6'nın karesi eşittir A çarpı 6'dan. Bu 4 çarpı 6'dan 24 çıkar. A çarpı 6 yaptı. O zaman burada 6A 24 ise A'da 4 çıkar. A'yı 4 bulduk. Ama bizden X isteniyor. X de şu 4 bu 6. 4 ile 6'nın toplamı yani 10 çıkar. Örnek 44'ü 10 bulduk. Geldik örnek 45'e. Şimdi ne var burada? Şöyle bir dik üçgen verilmiş şekil 1'de. ABC üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca katlanınca B noktası bu doğru üstünde gelmiş. Arkadaşlar katlamalarda ne yapıyorduk? Katlamayı geri doğru açıyorduk. Şu katlamayı açalım kardeşim. Şu katlamayı açtım şöyle. Katlamayı açınca üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bunlar da eşit. Hatta üst üste binen açılar da eşit. 90-90 diyebiliriz direkt aynı doğrusunda olduğu için. Ya da bu ikizkenar bu aynı doğrusunda gitmiş ya. İkizkenarda çizilen kenar ortay olduğundan bu bir açıortaydır ve burası da 90 derece midir? Evet. Buradan da diyebiliriz 90 derece. Hocam katlamadan dolayı bu katlama çizgisinin olduğu yerde burayı 90 derece bulduk mu? Bulduk. Ve bu arada arkadaşlar bizden ne isteniliyor? Şuradaki x isteniliyor. Şurası A iken burası da A değil mi? Aynen öyle. A'yı bulursam sanırım olay bitecek. A'yı bulduktan sonra X'i de bulurum. Ama öncelikli olarak şurada Pisagor bağıntısı yapayım. Hocam burası 2'nin kök 3 kök 13 katı. Burası da 3'ün kök 13 katı. O zaman burası da yani ortak çarpan ne? 2 değil 3 değil. Dikkat et. Şöyle düşünelim. Burası kök 13'ün 2 katı. Burası da kök 13'ün 3 katı. Ortak çarpan kök 13. O zaman burası da kök 13'ün diğer geri kalanların kareleri toplamı karekök içinde. Yani hipotenüs sorulduğu için 4 artı 9 4 artı 9 burası da kök 13 yaptı. Kök 13 ile kök 13'ün çarpımı da 13 yaptı. Evet burayı 13 bulduk. Şimdi gelelim şuraya.
Bu 2 kök 13 ya. Arkadaş burada a'yı bulmaya çalışacağım. O zaman 2 kök 13'ün karesi. Şurası a ya. 2 kök 13'ün karesi. Bu çarpı bu değil mi? Yani sola dayalı. 2 kök 13'ün karesi eşittir a çarpı tamamı. A çarpı tamamını da zaten 13 olarak bulduk. E buradan karesini aldığım zaman 4 çarpı 13 eşittir a çarpı 13'ten 13'ler nanay. A 4 çıktı. E hocam a 4 ise burası da 4 ya. Bunun tamamını da zaten biz Pisagor bağıntısından 13 bulmuştuk. Yani 4 artı 4 artı x eşittir 13 olduğundan x de 13 eksi 8'den kaç çıkar? 5 çıkar. Örnek 45'i böylelikle 5 bulduk dostlar. Geldik örnek 46'ya. Sanırım evet bu dersimizin son videosu. Hayır. Bu videonun son sorusuna. Bu sorunun son videosuna. Bu dersin son videosuna. Son sorusuna geldik arkadaşlar. Evet ne olmuş burada? Bir kere 15-20. Tamam bir sonraki ders öğreneceğiz. Burada hadi bu soruda verilmiş gibi hisset ya da. Burası 25 kardeşim. Tamam 15-20-25. Şimdi burada böyle kesilmiş. Tamam kesildiğinde de bu buraya konmuş. Ben buradaki sayıları bulayım. 20'ye ait öklük bağıntısı uygulayayım. 20'nin karesi a diyecek olursam a çarpı tamamı değil mi? Evet. 20'nin karesi eşittir a çarpı 25. Hocam bu 20'nin karesi dediğimiz 20 çarpı 20 eşittir a çarpı 25 ya. 5'e böl 5'e böl 4. 5 geldi. 5'e böl 5'e böl 4. 4 kere 4 16. A'yı buradan 16 buluruz. Evet a 16 çıktı. Hemen yaz buraya. Tamamı 25'ti. Buraya ne kaldı? 9 kaldı. Sonra burada hocam Pisagor bağıntısı yapacağız. Yine özel üçgen arkadaşlar. Bir sonraki videoda anlatacağım. Verilmiş gibi düşünün. Burası 9, 12, 15 üçgeninden 12 olur. 3, 4, 5'in 3 katından dolayı 12 olarak bulduk. Yani 9, 12 burası. Burası da 12, 16 şeklinde mi oldu? Evet. Almışız bunu bu şekilde koymuşuz. Şimdi kenarları bulduk ya. Bak A1H şurası kaç? 12 olduğunu biliyorum. Buranın kaç olduğunu biliyorum. 16 olduğunu biliyorum. A2H. A2H da 12 değil mi? Evet. A2H böyle bu kesilip şuraya yapıştırılmış. Kesilip yapıştırıldığı için bir de H1C'ye C'ye kadar olan kısmın 9 olduğunu biliyorum. Buranın 12 olduğunu biliyorum. Dikkat et. 12 artı x neye eşit? 16'ya eşit ve x böylelikle kaç çıkar o zaman? 4 çıkar. Yani örnek 46'yı da 4 bulduk ve dik üçgende Öklit bağıntılarını da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda özel kenarlı üçgenlerde biraz önce dedik ya hani 3, 4, 5'in katı falan filan diye işte onlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.